Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâ lem ya'lem. Vessalâtu vesselâmu alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hedyi hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfa'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhetnâ bissâlihîn. Âmin velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli dostlar, bu dersimizde insanlığa evrensel mesaj Kur'an-ı Kerim hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Bu dersimizde Kur'an nedir? Kur'an'ın temel özellikleri nelerdir? Kur'an nasıl ve niçin indirilmiştir? Ve Kur'an insanlardan ne istiyor? Gibi sorulara cevap vererek Kur'an hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le başlayan peygamberlik meşalesi, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le zirveye ulaşmış ve onunla sonuçlanmıştır. Kur'an bütün peygamberleri aynı misyonu yüklenmek üzere gönderilmiş, birbirini doğrulayan Allah elçileri olarak tanımlamaktadır. Bütün peygamberler Allah katında tek ve makbul din olan İslam dinini tebliğ için gelmişlerdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığa getirmiş olduğu evrensel mesaj Kur'an, insanlığı dünya ve ahirette mutluluğa kavuşturmak için vahyedilmiştir. Eski bir Kur'an nüshasını Mısır'da bir kütüphanede mevcut olan Kur'an nüshasını görüyorsunuz. Bu da günümüzde yeni basılmış bir Kur'an nüshasıdır. Kur'an-ı Kerim nedir sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilen, mushaflarda yazılan, tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen ve Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle son bulan Allah'ın muciz kelamıdır. Kur'an sönmez bir ışıktır. Nitekim kendisine Kur'an vahyedilmiş olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yüce kitabı şöyle tarif etmektedir. Allah'ın kitabı olan Kur'an'da sizden öncekilerin kıssaları, sizden sonrakilerin haberleri, kendi aranızda olanların hükümleri vardır. O doğruyu eğriden ayıran kitaptır. O hiçbir zaman anlamsız konuşmaz. O Allah'ın sağlam ipidir. O zikri hakimdir. O dosdoğru yoldur. Kötü arzu ve arzular asla onu hedefinden saptıramaz. Diller onu karıştırıp bozamaz. Alimler ona doyamaz. Muttakiler ondan usanmaz. O tekrar tekrar okunmakla eskimez. O cinlerin işitir işitmez. Biz acayip bir Kur'an işittik ki doğruya iletir. Derhal ona inandık dedikleri kitaptır. Onun ölçülerine göre konuşan doğruyu söyler, ona göre davranan sevap kazanır, onunla hükmeden adil olur, ona çağıran doğru yola çağırmış olur. Değerli dostlar, Peygamber Efendimizin bu güzel tarifinden sonra acaba Kur'an-ı Kerim kendisini tarif etmiş mi? Ona baktığımızda, evet, İsra suresinin 9. ayeti kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in kendisini şöyle tarif ettiğini görüyoruz. Estaizu billah, bismillah. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletî hiye akvem. Ve yübeşşirul mü'minînellezîne yâmelûne s-sâlihâti
enne lehum ecran kebira. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru, en sağlam yola iletir. Salih ameller yapan müminlere büyük bir mükafatı müjdeler. Evet, İsra suresi 9. ayeti kerime. Değerli dostlar, peki Kur'an'ın temel özellikleri nelerdir? Kur'an'ın birinci özelliği, Kur'an Allah kelamıdır. İkinci özelliği, Kur'an muciz bir kitaptır. Üçüncü özelliği, Kur'an evrensel bir kitaptır. Dördüncü özelliği, Kur'an hidayet rehberidir. Beşinci özelliği, Kur'an Arapça bir kitaptır. Altıncı özelliği, Kur'an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme peyderpey, yani parça parça inmiştir. Yedinci özelliği, Kur'an tevatür yoluyla nakledilmiştir. Sekizinci özelliği, Kur'an Allah'ın koruması altındadır. Dokuzuncu özelliği, Kur'an anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırılmış bir kitaptır. Peki değerli dostlar, Kur'an nasıl ve niçin indirilmiştir? Her şeyden önce şunu açıkça ifade etmeliyiz ki, Kur'an'dan önce Yüce Allah'ın peygamberlere indirdiği sahifeler ve kitaplar onlara topluca bir defada inmişti. Kur'an-ı Kerim onlardan farklı olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir defada değil de 23 yıl gibi bir süre içerisinde parça parça indirilmiştir. Bazen 5 ayet, bazen 10 ayet, bazen kısa bir sure olarak meydana gelen olayları açıklar mahiyette ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorulan sorulara cevap olarak indirilmiştir ki biz bunlara tefsir ilminde aynı zamanda esbabun nüzul diyoruz. Yani ayetlerin, surelerin inmesine sebep olan olaylar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim parça parça ayet ayet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir ama Hazreti Peygamber'in Cibril aleyhisselamdan aldığı talimata uygun olarak Allah'tan aldığı talimata göre sureleri ve ayetleri ona göre sıralanmıştır. Yani bugün elimizdeki Kur'an-ı Kerim nüzul sırasına göre sıralanmamıştır. Bunu bu şekilde ifade etmiş olalım. Peki bu yüce kitap Kur'an-ı Kerim niçin indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim'in niçin indirildiğini Kur'an-ı Kerim'de ayetler açıklamaktadır ama ayetlere geçmeden önce şunu açık ve net olarak söyleyebiliriz. Kur'an hayatı anlamlandırmak için indirilmiş bir yüce kitaptır. O Allah'ın gökten indirdiği sağlam ve kopmayan bir iptir. Kim ona yapışırsa doğru yolu bulmuş olur. Çünkü onda insanları hem dünyada hem de ahirette mutluluk ve saadete eriştirecek prensipler mevcuttur. Kim onu terk eder de hidayeti, doğru yolu başka yollarda ararsa hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğrayanlardan, kaybedenlerden olur. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyedebberu ayatihi ve liyetedekkere ulul elbab. Ey Muhammed, sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirdik. Sad suresi 29. ayet-i kerimede işte Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i niçin indirdiğini bizlere bu şekilde açıklamaktadır. Değerli dostlar, bu zikretmiş olduğumuz ayetten de anlaşıldığı gibi Yüce Allah Kur'an'ı düşünerek okumamız, anlamamız ve ondan öğüt alarak hayatımızı ona göre yaşamamız için indirmiştir. Kur'an, Yüce Allah'ın insanlık için indirmiş olduğu son ilahi vahidir. Yüce Allah'ın ezeli kelamı olan Kur'an-ı Kerim, 14 asırdan beri insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap vermiş, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların ihtiyaçlarına da cevap verecektir.
Yeter ki insanoğlu onu kabul etsin, ona inansın, gerektiği şekilde onu okuyup anlasın ve hayatında onun insanlığa sunmuş olduğu evrensel ilkeleri uygulasın. İnsanlık Kur'an'a sarıldığı, onu doğru anlayıp yorumladığı ve hayatında uyguladığı müddetçe doğru yoldan sapmayacaktır. Çünkü en doğru ve en sağlam yol Kur'an yoludur. O Allah'ın sağlam, kopmayan ipi ve sırat-ı müstakimidir. Değerli dostlar, acaba Kur'an-ı Kerim bu hususta ne buyuruyor? Bakınız, Kur'an-ı Kerim bir ayeti kerimede Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah bismillah ve tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferrabu. Hepiniz toptan Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın. Ali İmran Suresi 103. ayeti kerime. Nitekim milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da bu konuyla ilgili şöyle demektedir. İnmemiştir Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Peki değerli dostlar, Kur'an insanlardan ne istemektedir? Kur'an insanlardan ne istiyor? Yine bu soruya Kur'an ayetleri ışığında cevap verecek olursak, Kur'an-ı Kerim Müslümanlardan birinci olarak okunmasını istemektedir. İkinci olarak üzerinde düşünülmesini istemektedir. Üçüncü olarak anlaşılmasını istemektedir. Dördüncü olarak ihlasla açıklanmasını istemektedir. Beşinci olarak da ibret alınıp, öğüt alınıp, hayatta getirmiş olduğu evrensel ilkelerin tatbik edilmesini istemektedir. Kur'an'ın nüzul sırasına gelince değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'den ilk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Ve nitekim bu husus alimler arasında icma edilmiş bir husustur. Yani bütün alimlerin ittifakla kabul ettikleri bir husustur. Ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk indirilen suresi Alak suresidir. İkinci sure Müddessir suresidir. Üçüncü sure Müzzemmil suresidir. Dördüncü sure Kalem suresidir. Beşinci sure Fatiha suresidir. Altıncı sure Mesed suresidir. Yedinci sure Tekfir suresidir. Sekizinci sure Ala suresidir. Dokuzuncu sure Leyl suresidir. Ve onuncu sure Fecir suresidir. Değerli dostlar, inşallah biz bundan sonraki derslerimizde Muhammed Ali Sabuni'nin kaleme almış olduğu Saffetü Tefasir adlı tefsiri esas alarak Kur'an-ı Kerim'i nüzul sırasına göre ayetlerini ve surelerini tefsir etmeye, açıklamaya gayret edeceğiz. İnşallah buna göre Kur'an-ı Kerim'in surelerini, ayetlerini yorumlayacağız. Dolayısıyla işte Muhammed Ali Sabuni'nin Alak suresinin tefsiriyle inşallah başlayalım. Burada şunu açık ve net olarak ifade edelim ki Kur'an-ı Kerim elbette ilk olarak Alak suresinin ilk 5 ayeti Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyedilerek başlamıştır. Ama Alak suresi Peygamber Efendimiz'in vahiy meleği Cibril'den aldığı talimata uygun olarak Kur'an-ı Kerim'in 96. sırasına yerleştirilmiştir. Dolayısıyla resmi sıralamada Kur'an-ı Kerim'de 96. sırada olan ama nüzul sırası itibariyle 1. sırada yer alan Alak suresi ile tefsir dersimize başlıyoruz inşallah. Suretül Alak'ı Mekkiyetün. Alak suresi Mekki bir suredir. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke döneminin başında peygamberliğin ilk yılında nazil olmuş olan bir suredir.
ve ayatuha, bu surenin ayet sayısı 19'a 19 ayetten meydana gelmektedir. Evet, Muhammed Ali Sabuni bu surenin tefsirine şöyle bir başlıkla başlamaktadır. Beyne yedi sureti, evet, surenin takdimi olarak tercüme edebiliriz. Yani bu başlık altında bu surede işlenen temel konuları açıklayacağız. Evet, Suretül Alak'ı, Alak suresi ve Tüsemme Suretü İkra. Alak suresi aynı zamanda İkra suresi olarak da isimlendirilmektedir. Semma isimlendirdi, Yüsemmi isimlendiriyor. Tüsemma meşhur bir fiildir, isimlendirilir. Tüsemma Suretü İkra, İkra suresi olarak da isimlendirilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim surelerinin bir veya birden fazla ismi olabilir ve nitekim bazı surelerin ikiden fazla ismi olduğunu da biliyoruz. İnşallah bu sureleri tefsir ederken surelerin isimlerini de inşallah zikredeceğiz, açıklayacağız. Evet, Mekkiyetün, yani bu sure, Alak suresi Mekki bir suredir. Mekke döneminde inmiş olan bir suredir. Vehiye tualicül gadayel atiyete, bu sure aşağıdaki konuları içermektedir. Aşağıdaki konuları açıklamaktadır. Evvelen birinci olarak, birinci konu olarak mevdu'u bed'i nuzulil vahyi ala hatimil enbiya'i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu surede işlenen birinci konu peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyin nüzulünün başlangıç konusunu açıklamaktadır. İkinci konu olarak mevdu'u tuyanil insan bil mal. İnsanın malla, servetle taşkınlığı, azgınlığı konusunu açıklamakta ve bu konuyu ele almaktadır. Nitekim tuyan kelimesi taşkınlık manasına geliyor. Temerrede, yetemerredü, temerrüt, isyan etmek, karşı çıkmak ve baş kaldırmak anlamına gelmektedir. Evet, mevdu'u tuyanil insan bil mal, insanın malla taşkınlık yapması konusunu içermektedir. Ve temerrüdihi ala evamirillah, Allah'ın emirlerine karşı isyan etmesi konusunu işlemektedir. Üçüncü konu olarak, bu surede işlenen üçüncü konu, kıssatu şagiyyi Ebi Cehlin ve nehyihi er-rasule sallallahu aleyhi ve sellem anissalati. Evet, şaki olan, asi olan, bedbaht olan Ebu Cehlin kıssası ve Ebu Cehlin Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i namazdan alıkoyması ve yasaklaması nehyini içermektedir. Bu konuyu açıklamaktadır. Evet, ibtede'e fiili mazi bir fiildir değerli arkadaşlar. Bede'e sülasi fiiline iki harf ziyade edilerek yapılan iftial kalıbında bir fiildir. İbtede'et başladı, es-suretü sure, bu sure başlamıştır. Bibeyani fadlillahi ala rasulühil kerimi, Allah Teala'nın bu yüce peygamberine lütfunu açıklamakla başlamıştır. Allah Teala'nın peygamberine lütfu nedir, ikramı nedir? Bi inzalihi hadel Kur'ane el mucizetel halidete, bu ebedi mucize olan bu Kur'an-ı Kerim'i peygamberine indirmesidir. Ve tevkirihi bi evvelin nâmâi, evet, Allah'ın Resulüne Allah'ın ilk nimeti olan bu nimetini hatırlatmasıdır. Zekkara yüzekkiru ve tevkirihi bi evvelin nâmâi ve hu yeteabbedu rabbehu bi gâri hira, ki o peygamber de Hira mağarasında Allah'a ibadet ediyor vaziyetteydi, haldeydi. Teabbede ibadet etti. Yeteabbedu ibadet ediyor. Ve huve yeteabbedu rabbehu bi gâri hirâe, Hira mağarasında Rabbine ibadet ettiği esnada Allah Teala peygamberine ilk nimetlerinin ilkini ne yapmıştır? Hatırlatmıştır.
haysu tenezzele aleyhil vahye veya haysu tenezzele aleyhil vahyu bi ayati zikril hakim, o hikmet dolu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri peygamberin üzerine vahyedilmeye başlamıştır. Ki ayetler, ilk inen ayetler şöyledir. Alak suresinin ilk 5 ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbin adıyla oku. Halakal insane min alak. İnsanı kan pıhtısı biçimindeki embriyodan yaratmıştır. İkra ve rabbukel ekrem. Kerem sahibi Rabbin adıyla oku. Alleme bil kalem, insana kalemle öğretmiştir. Ve allemel insana malem yalem, insana bilmediği şeyleri öğretmiştir. Evet değerli dostlar, işte Kur'an-ı Kerim Alak suresinden bu ilk 5 ayetin nazil olmasıyla başlamıştır. Sümme tehaddeset, tehaddese bahsetti, açıkladı manasına geliyor. Sümme tehaddeset sure bahsetmiştir. Antu yanil insani fi hadihil hayati bil kuvveti ve serai. Sera kelimesi zenginlik anlamına geliyor. El kuvvede kuvvet anlamına geliyor. Evet, insanın bu dünya hayatında zenginlik ve kuvvetine dayanarak, güvenerek taşkınlık yapması konusunu ne yapmaktadır? Bu konuyu açıklamaktadır. Ve temerrüdihi ala evamirillahi bisebebi nimetil gına. Gına da zenginlik anlamına geliyor. Zenginlik nimeti sebebiyle insanın Allah'ın emirlerine isyan etmesi, karşı çıkması hususunu açıklamaktadır. Ve kânel vacibu aleyhi en yeşkura rabbehu ala iftalihi. Halbuki değerli dostlar, insanın Allah'ın kendisine olan bu lütfu, kendisine vermiş olduğu sayısız nimetler karşısında Allah'a, Rabbine şükretmesi üzerine gerekiyordu. Ama insan şükredileceği yerde ne yapmıştır? La en yechaden nama'e, o nimetleri inkar etmemesi gerekirken ve zekkeratu bil avdeti ila rabbihi, işte Allah Teala bu insana Rabbine döneceğini hatırlatmıştır. Ve zekkeratu bil avdeti ila rabbihi, Rabbine döneceğini hatırlatmıştır. Liyenale el cezae, dünyada yaptıkları amellerin karşılığını alması için Rabbine döneceğini hatırlatmıştır. Ve nitekim bu hususları Allah Teala Alak suresinin şu ayetlerinde ifade etmektedir. Kella lafzı Arapçada çok kullanılan, ayetlerde özellikle çok kullanılan kelimelerden, lafızlardan bir tanesidir. Kella lafzı burada gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, hayır, asla, hiçbir zaman, kesinlikle, gerçekten gibi manalara gelmektedir. Dolayısıyla kella innel insane leyetka, evet, gerçekten muhakkak ki insan leyetka azar, evet, taga fiiline baktığımızda taga, yetka, tuğyan, azmak, taşkınlık yapmak manasına geliyor değerli arkadaşlar. Kella innel insane leyetka, evet, gerçekten insan azmaktadır. En ra'a hüstana, evet, o dünya malını, zenginliğini, güç ve kuvveti gördüğü zaman ne yapar? Müstani olur. Allah'a muhtaç olduğunu unutur ve bütün bu nimetlerin Allah'ın kendisine vermiş olduğunu unutur ve bu nimetlerin asıl sahibinin Allah olduğunu unutur. Evet, halbuki inne ila rabbike ruc'a, halbuki şüphesiz ki dönüş, ruc'a dönüş anlamına geliyor. İnne ila rabbike er ruc'a, aslında bu cümle er ruc'a, inne ruc'a ila rabbike şeklindedir. Ama bir takdim tehir yapılmıştır ayette. İnne ila rabbike ruc'a, yani innenin ismi sona alınmış. İnnenin haberi ila rabbike, car ve mecrur başa alınmıştır. Evet, neden böyle yapılmış?
haberi tekit etmek için haber başa alınmıştır ve innenin ismi sona alınmıştır. Evet, şüphesiz ki dönüş Rabbinedir. Yani sonunda ey insanoğlu mutlaka Rabbine döneceksin, Rabbinin huzuruna çıkacaksın şeklinde Allah-u Teala bu hakikati bu ayetlerde dile getirmiştir. Sümme tenavelet kıssate Ebi Cehlin Firavne hadihil ümme, bu ümmetin firavunu olan Ebu Cehil'in kıssasını ele almıştır. Bu surede açıklanmıştır. Ellezî kâne yeteve'adu er-rasûle, ki teve'ade, yeteve'adu, evet, tehdit etmek, azarlamak manasına geliyor. Ellezî kâne yeteve'adu er-rasûle ve yeteheddeduhu, teheddede, yeteheddedu, tehdit etmek, azarlamak, peygamberi azarlayan, tehdit eden bu ümmetin firavunu Ebu Cehil'in, Allah'ın laneti üzerine olsun, bunun kıssasını ne yapmaktadır? Bu sure içermektedir. Ve yenhahu anis salati, ve nitekim bu kafir, bu mücrim, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i namazdan ne yapıyordu? Nehyediyordu, yasaklıyordu. İntisaran lil evsani vel esnami, evsan kelimesi vesen kelimesinin çoğuludur. Esnam kelimesi de sanem kelimesinin çoğuludur. Put anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Evet, işte bu mücrim, bu kafir, Allah'ın laneti üzerine olsun, putlarına, tapındığı putlarına yardım etmek ve onları üstün kılmak için peygamberi ne yapıyordu? Rabbine karşı kıldığı namazdan yasaklamak, engellemek istiyordu. Nitekim bu hakikati de Allah-u Teala şu ayette açıklamaktadır. Erâitellezî yenhâ abden idâ sallâ, namaz kıldığı zaman o kulu, Allah'ın kulunu yasaklayanı gördün mü? Erâitellezî yenhâ abden idâ sallâ, evet, nehâ, yenhâ, nehyetmek, yasaklamak, sallâ, namaz kıldı, yusallî, namaz kılıyor manasına geliyor. Evet, ayetler. Ve hatemet es-sûretü, bu sure, Alak suresi bitmiştir, sona ermiştir. Neyle? Biva'idi zalki şakiyil kafir. Bu bedbaht olan kafiri tehdit ederek bitmiştir. Onu azarlayarak bitmiştir. Bi eşeddil azabi, en şiddetli azaba düçar olacağını efendim tehdit ederek ve azarlayarak bitmiştir. İn istemerra, şayet devam ederse. İstemerra, yestemirru, istef'ale yestef'ilu kalıbında bir fiildir, mazi fiildir. İn istemerra ala dalalihi, şayet bu kafir bu dalaletine, bu sapıklığına devam ederse ve tuyanihi, bu taşkınlığına devam ederse elbette şiddetli bir azapla cezalandırılacaktır. Kema emerat er-rasule, yine bu sure peygambere, o yüce peygambere emretmiştir. Bi ademil isgai ila va'idi dalikel mücrimil esim, esim günahkar, mücrim, mücrim olan o kafirin tehdidine kulak vermemesini peygamberine Allah-u Teala emretmiştir. Kella le'inlem yentehi, gerçekten şayet bu mücrim, bu kafir bu efendim davranışlarına, bu inkarına, bu başkaldırışına, bu tuğyanına devam ederse, yani bu tuğyanına son vermezse, lenesfe'an bin nasiye, elbette biz onu perçeminden yakalayacağız buyurmaktadır Cenab-ı Allah. İlâ hitâmi sure, ve surenin bitiminde şu ayetle bitmektedir. Kella, hayır hayır, asla, la tutihhu, sen o mücrime asla itaat etme. Vescud, Rabbine secde et. Vakterip, ve Rabbine yaklaş ayetiyle bu sure bitmektedir. Ve kad bed'eti suretü bidaveti ilel kıraati ve taallumi. Nitekim bu sure insanoğlunu kıraata, okumaya ve taallum, öğrenmeye davet ederek başlamıştır. Ve hatemet bis salati vel ibadeti, namaz ve ibadetle son bulmuştur.
liyakterine ilmu bil amel, böylece ilim ve amel birlikte olsun diye Allah Teala bu şekilde sureyi bu şekilde başlatmış ve bu şekilde son bulmuştur. Ve böylece yetenasegu, tenasaga uydu, uyum içerisinde oldu anlamına geliyor. Ve yetenasegul bed'u ma'al hitami, başlangıçla bitiş birbiriyle uyum içerisinde olmuştur. Evet, böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dostlar. Bugünkü dersimizi şu sözümüzle tamamlayalım inşallah. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûb ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.